Welcome. Thank you. Thank you for seeing me. ABD ile Türkiye dün bir anlaşma yaptı. Barış Pınarı operasyonu anlaşmaya göre şu anlık bitmedi ama durduruldu. Bu süreci nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz anlaşma maddelerini? En güzeli yapıldı. Daha ileride gerekirse aynı operasyonlar devam eder. Bu zaten bir savaş değildi. Bu bir operasyondu. Bu operasyonun şu anda ara verilmesinin sebebi o terör örgütlerinin dışa çıkmasıdır. Zaten bizde Türkiye'nin isteği de buydu. Eğer bu anlaşma Amerika'ya ne kadar yararlıysa bize de o kadar yararlıdır. Mutlaka ki aldı yani bu istekler bugüne kadar görülmemiş şeylerdi. Yani bir Amerika'ya karşı benim isteklerim bunlardır. Olursa olur, olmasa olmaz diye bir gün görmedik bugüne kadar. Benim yaşım 66. Şu aşağı yukarı 50 yaşında 50 seneyi çok iyi hatırlıyorum. Bu 50 sene içerisinde en güzel kararlar ve en güzel günleri yaşadık. Amerika verilmiş olan Amerika'nın sözleri vardı. Yerine getirmedi. Daha sonrası da Tayyip Erdoğan başkanımızdan sonrası ne dedi? Bir gece bir gün girebiliriz diye söyledi ve dayağını yerine getirdi. Ha burada ne var? Baktı ki bizim başarımızı Amerika görünce ne yaptı bu sefer? Anlaşmaya vardı. Anlaşmada da şu anda tam olarak bilgi sahibi değilim ama yani bildiğim kadarıyla Türkiye'nin şartlarını kabul etmiş gibi duruyor yani şu anda. İnşallah hayırlısı olur. Biz Amerika'yı masa başına getirdik, dize getirdik ve kendi ayağımıza getirdik. Türkiye için gurur duyuyoruz ve her zaman diz çökecekler önümüzde. Vallahi bir an önce Suriyeliler evine gitmesini istiyoruz. Tampon yapılsın. Adamların mesela tarlaları çok verimli. Hiç olmazsa bir an önce evlerine geçmesini istiyoruz yani. Bizim askerimiz de fazla zarar görmez oradan. Tampon olarak yapılır. Herkes evlerine geçer yani. Çok güzel yani. Ben onayladım yani. Çünkü Amerika da baktı. Türkiye tamamen gireceğini anladı orada. Durduramayacağını anlayınca Amerika da kendi şeyini koydu oraya. Ortalığı koydu. Anlaşmaya vardılar yani. Bence çok güzel bir şey yani. Yani Amerika'yı dize getirdiğimizi düşünmüyorum ben. Şahsi fikrim. Onlar bizi dize getirdi yani. Ekonomimiz kötü. Şartlarımız kötü. Yani kararlılıkla operasyona devam etmemiz gerekiyordu ama ne olduysa geri çekildik. Ne tür bir anlaşma sağlandı? Bilmiyorum yani. Çıkıp bunu dürüstçe insanlara anlatmaları gerekiyor. Halkımızın bilgilendirmesi gerekiyor ama kimse bunu yalan yanlış haberler yapılıyor. Söylenilmiyor yani halka ne olduğunu, ne bittiğini, Orta Doğu'da kimle anlaşma yapıldığını. Doğru düzgün söylenilmiyor yani. Benim düşüncem budur. Bir dakika. Dün Amerika ile yapılan anlaşma maddeleri yapıldı. Görmediniz mi? Yok ben görmedim. Görmedim yani. Ya anlaşma maddelerini bilmiyorsunuz. Neler yazıyor, neler yapamıyor? Bilmiyorum şu anda. Ama bir anlaşma var yani, yok değil. Tamam. İyi günler. Eyvallah. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sağ olun.